Merhaba, günaydın canlarım benim, günaydın, günlerimiz aydın olsun inşallah. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Bu sefer kahvemi yapıp da geldim karşınıza. Hem kahvemizi içelim hem de bugün neler yapacağız bir onlara bakalım. Aman ne yapacağız ki? Gene sabah sabah erkenden işini halletti, gördü. Belgin vınladı gitti. Bizim evde tencere tava hepsi bir hava. Gerçi işi var ondan gitti de. Beyza karşımda oturuyor. Orada da onun işi var. İsmail şimdi dersi vardı bitti. O da salona geçti. Ben de geldim karşınıza. Ay Beyza! Ah ne yoruluyor ne yoruluyor. Oh, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizler iyiyiz. Bazen iyi oluyor insan, bazen pek de öyle keyfi yerinde olmuyor. Yani belli olmuyor. Bugün de benim biraz bir tuhaflığım var üstümde. Pek iyi bir günüm değil. Eşref saati derler ya, bir de öteki saati derler. Aman neyse, her zaman bir mi olacak? Yani. İyi demek adet olmuş. Öyle derler ya, nasılsın, iyi misin, iyiyim, ben de iyiyim. O bir adet haline gelmiş. Tabii durup da kendi özgeçmişini de anlatacak hali yok. Yani şöyleydi, böyleydi, iyi değilim diyerekten diye. Ağzındakiler de sakal gibi durmuş. Feyza, ona bilesin geldi. İş var orada onun da. O bugün Feyza bizimle değil. Feyza bugün bizimle misin? Konuşamıyor da yapıyor. Bizimle değil bugün o. İşi var onun. Neyse işini yapsın, halletsin ama. Ben de bugün ne yapayım? İlerleyen saatlere doğru bir tane... Ay tövbe tövbe. Oo, başım döndü benim. Hayırdır, tansiyonumda oynama oldu. Vallahi başım. Başım çok kötü döndü. Hazır benim iç kaldıydı. Lahana aldırdım. Belgin gene dün dışarıda. Belgin zaten evin içinde zor, dışarıdaydı gene. Gerçi işiyle ilgili de çıkıyor da. Gelirken şey al dedim, lahana al dedim, o hiç siyah olmasın dedim ben. Onu dedim sarı vereyim dedim. Onu sarı vereceğim. İçi falan hazır zaten, basit. O lahanayı seviyorum ben. Oturup kendim çıktığı kadar yerim. Bir de Feyza yer zaten. İsmail'le Belgin yemez. Değil mi kızım? Elinde basma tulumba gibi böyle yapıyor. Ağzı dolu. Ah. Neyse bakalım. Hadi bitsin de nasıl olacak? Bir onları saracağım. Hem sohbet ederiz. Bilmiyorum iç açıcı olur mu? Bugün vallahi içimde bir tuhaflık var. Benim bir hoş değilim bugün. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Birkaç bazı yorumlarda birkaç arkadaşlar taktı benim gözlüğümü. Abi gözlüğümün nesi var onu da anlayamadım. O gözlüğü bundan iki ay öncesi de söylendiydi. O zaman üç tane gözlüğümü çıkardım ve özellikle seyrettim. Tekrar o yorumu yazan artık aynı kişiler mi bilmiyorum değil mi? Tekrar gözlüğüm hakkında o zaman gözlüklerimi de gösterdiydi. Bu gözlüğün tık şöyle küçüğü de var. Bu gözlüğünü değiştir diyor. Benim içi çok uygun. Bununla rahatım. Onun içi sıfır sıkıntı. Yani gözlüğüm büyük diyor. Küçüğü de var. Hayır ben bunu seviyorum. Olabilir, büyük olabilir. Belki ben büyük seviyorum. Büyük gözlük seviyorum ben. Yani kötü mü duruyor Feyza? Yani arkadaşlar üst üste hani kızmıyorum. Daha iyi bence o. Hele şu inceleri ben zaten hiç sevmiyorum. Aynen git at şu inceyi, elim boş bana. At şu kutuyu da takayım bir de o inceyi ben. Uf, o inceler kimseye yakışmıyor bence. Var yok değil. İncesi de var. Bunun bir top, o yoksa alttaki çekmecede kutu içindedir onlar. Gözlük kutusu içinde yani. Büyük gözlük kutusu içinde bulamadım. İşte önünde ya gözlük kutusu. Ama o mu acaba? Bir bakayım. Yok, bu peçete. Onun bir boy normal gözlük kutusu. Dur bakayım ben. Sen bak şimdi. Bu bence güneş gözlüğü. Hayır, içine öteki gözlüklerimi koydum. Güneş gözlüğümün kılıfı da.
ötekileri koydum işte. Yok değil hayatım var, bak bu da var. Ben bunu bir ay, iki ay öncesi de söyledim. İşte. Bakayım. Var ama ben onu seviyorum. Ha daha büyüğü derseniz onun daha da büyüğü var. Al bu daha da büyüğü. Bu daha da büyüğü. Ben bundan memnunum. Gayet güzel, şık. Ebru'cumla beraber almıştık biliyorsunuz. Yok değil. Yine gözlüğü değiştir. Küçük hayır. Beni rahatsız etmiyor vallahi billahi. Bilmiyorum. Kullanan da ben olduğum için beni rahatsız etmiyorsa gerisi boş ver. Yani ben rahatsam bulunan, küçükler takıp da rahatsız olacaksa hiçbir kullanımının anlamı yok. Bu benim kullanış açısından benim için daha rahat. Hem yakın hem uzak hem normal görüyor bu. Ama neyse ona da cevap vereyim dedim. Ben rahatım hayatım bu gözlükten değiştiriyorsun da var zaten onu kullanmıyorum ben. Bu benim gayet hoşuma gidiyor. Yakışıyor da. Kısaltayım da bunu da çok kısa olur. Olsun. Zaten o ipler öyle sallanacak mıydı? Şuradan kesip yapacağım. Artık şöyle. İşim var. Boşuna iş açtım başına. Yani. Neyse sen bilirsin. Ne istiyorsan onu yap da seni uğraştıracak bayağı. Yani ona da dedim bir cevap vereyim dedim. Ben bazı arkadaşlar Mükü'ye ne zaman gideceksin? Mükü'yle yemek yemek, sohbet etmek. Hayatım hangi bir yerde olacağımı inanın ki ben de şaşırdım yani. Gerçekten şaşırdım. Bir evli diyorsunuz, bir ora diyorsunuz, bir bura diyorsunuz. Hepsine birden hepsine ulaşılmıyor. Zaten şimdi Mükü çalışıyor. Eskiden yarım gündü, şimdi tam güne döndü onun işi. Bu demek değildir ki hiç görüşmüyoruz. Telefonlaşıyoruz, haberleşiyoruz. Ona keza dışarıda bazen zil çaldı. Teyzen geldi herhalde. Ona keza şey yaparsak eğer, adını söyle, görüşürsek, onu da çekmiyoruz. Kendi sohbetimiz oluyor, ne bileyim ben, muhabbetlerimiz oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Bir bakayım ben zil çaldı, kim geldi kız. Onun da işi vardı, kalktı da. Evet arkadaşlar, Ebru'cum şimdi içeride işi var. Birazdan kahve sohbeti yapacağız. Ben hemen lahanalarımı sarayım. Dediğim gibi benim hazır içim kalmıştı. Dedim onları değerlendireyim. İyi oldu şimdi hadi. Ebru da sever bunu. Beraber hem sohbet yaparız. Hem sarmalarımızı oh bir güzel afiyetle yeriz. Bunu da Belgin'e dedim ki dün dışarıya çıktı al. Baktım ben oyun oynuyorum. Görüntülü arıyor. Anladım ama. Şeker patlatıyorum. Lahanayı gösterecek bana. Görüntülü arıyor. Ya kızım al da gel. Onu da kemikli kalın almış. Biraz büyükçe olacak ama önemli değil. Lahanayı seviyorum ben. Zaten içimizde azdı. Şimdi hemen onu sarıyorum. Birer bir kahve yapalım. Oturalım kızımla sohbet edelim. Burada baktım anne ne yapıyorsun dedi. Dedim annem sarma yapıyor yapacaktı. Belgin'i de aradım şimdi birazdan. O da dışarıda bu okulla ilgili kitap bir şeyleri vardı. Onun için gitti gerçi de. Birazdan gelir o da. Dedi anne geliyorum birazdan. İşim bitecek dedi. Tamam dedim. İşte hepimiz bir arada istiyorsunuz bizi görmek ama o mümkün olmuyor. Neden? Mesela isteriz değerim de olsun burada ama o işte olmuyor. Çalışıyor işte o. Denk gelmiyoruz yani. Ebru'nun geleceğini biliyordum da saatini bilmiyordum. Yoksa şimdiye kadar
bitirirdim. Çok az bir şey olacak içimize göre ama dedim olsun ya, içim, gönlüm rahat etmedi içi ziyan etmek. Dedim hemen sarı vereyim, kız bunun kalanında da ben kaldı, büyük almış, bir kapuska yaparım etli. Oo, yeme de yanında yat. Hiç Belgin şeyi, sarmalığı bilmez, her zaman derim kızım şöyle arkasını elle yumuşatsa ondan al. Ama neyse hadi. Dedim ya bugün başlar ki tencere tava, bugün günümüz hepsi bir hava diye. Feyza'nın işi var. Bak içeride gülüyor kızım. Sesini duyuyor musun? Neye gülüyorsa. Ben yaprak mı haşlayacağım gene, bilmem iç kalacak mı yine. Şöyle yamalı yamalı yapayım bari. Var lahana da dedim fazla haşlanıp kalmasın diye. Şimdi bir de var ya, acele ediyorum ya kızım, burada çene yapacağız sohbet. Hepten elim ayağıma dolaşır. Vallahi artık hiç ziyan etmem, lahana var. Haşlayıveririm tekrar. Ve annem bunu yumuşak lahanadan alsana be kuzum. Kız ne gülüyor bunlar bu kadar? Bunların küçücükleri oluyor, ortası komple koyuyorsun. Onu kaynatıyorsun, sade içini dolduruyorsun. Aman ne güzel oluyor. O şekilde de. Bütün. Süper oluyor. Vallahi hiç. Kusura bakmayın, acele acele ediyorum. Olmadı, yanına biber doldururum. Az kalacak herhalde. Yetecek ya. Biber doldurur, koyuveririm. Kızımın bahçesinden olsun da oradan yiyeceğiz, saracağız. Ebru. Efendim. Gel. Kız kahkahaları, kahkahalarım buraya geliyor. Ortamla gülüyoruz. Evet, kızım geldi. Annem. Merhabalar, anneme de kolay gelsin. Sağ ol annem, buna başlamış bulundum. Saatini bilmiyordum, bilsen. Sen beni çağırsaydın ya, ben sessiz çaktan öyle sohbet ediyorum. Ben dedim boş ver, dedim senin kahkahalarını duydum, dedim kahkaha atıyor kızım içeride. Çabuk çabuk sarayım dedim, şimdi kızımla kahve sohbeti yapacağız. Hadi inşallah bakalım. Şimdi ben de yardım edeyim, ellerimi yıkayayım. Yok yok anneciğim, etme, bitti içim azdı benim, kaldıydı da onu ziyan etmeyeyim dedim ben. Kaç tane var, az mı? Az annem, az ondan. Dedim ziyan olmasın, biliyorsun ya beni. Dedim şimdi, Belgin'e de var ya, şunu dün al dedim, katmış bana WhatsApp'tan, görüntülü arıyor, lahanayı gösterecek. Neden? Sen de beni biliyorsun, şeker patlatırken açmıyorsun ya. Meşgule attım bir kere daha, meşgule attım, baktım bitti, aradım. Feyza açtı telefonu, lahanayı gösterecek. Ya bildiğiniz lahana alın gelin dedim. O sarmalık ayırt edemiyor. Gene sarmalık alamamış bu. Ya şöyle dedim, elle yumuşaksa dedim onu tabii al. Tabii şöyle pof pof olanlar, ellediğiniz zaman yumuşak pof pof olacak. Aynen. Sert olmayacak yani. Bak sertini almış gene, şeyi diyor, gelmiş bir de eve bana diyor ki, hadi diyor bize bir şey oldu ondan arıyor. Size dedim bir şey olsa görüntülü mü arayacağım?
Beni bastıracak. Neyse ya, böyle böyle almış gelmiş. Yani almış olsun, böyle biraz sert ama o pişer. Bundan biraz ayırıp çim böreği de yapsan. Orada var annem, istersen yaparım sen çim böreği. Çim böreği çok güzel oluyor. Daha onu köyde yapayım. Yap. Aynen. Olmaz mı? Olur olur. Tamam, ben geleceğim ya, dur bakalım. Şimdi haktan döner ben geliyorum. Evet evet. Aynen, ben orada yapayım. Aa, çim böreği harika oluyor. Ama dur bakalım kaç ay sonra kendi bahçemizden bunları inşallah yapacağız. Bakalım, bahçeye de lahmet yedik. Olursa, tutarsa, evet, Allah'ın izniyle. Çim böreğini iyi aklıma getirdin annem. Siz de yapalım onu. Yapalım yapalım. O çok güzel oluyor. Evet. Berrin de çok güzel yapar, küçük kardeşim. Aa, canım. Zaten aşçı o. Yani. Osmanlık alanı bir çim böreği yapsın. Süper. Mükemmel yapıyor. Ay ne güldünüz, imrendim içeride, kahkaha attım. Şey, Haktan'la ikimiz şeye videoya gülüyorduk. Video, kendi çektiğim videoların bir kısmını hızlandırdım. Haktan'ın konuşması falan hızlı olunca ikimizin şey komiğine geldi, böyle komiğine gitti. Ona güldük. Feyza bugün bizimle değil. Aynen, Feyza da saçlarını örüyor. Ben geldiğimde de odadaydı. Böyle çok güzel yapmış ama. Böyle uzun uzun ipler, renkli renkli. İncecik incecik, bir çoğunu biliyorsunuzdur. O? Afrika saçıymış. Ha. Renkli iplerle de şöyle ama o bayağı uğraştıracak onu. Hani. Kız uğraştıracak değil. Dün akşam başladı onunla. Ne uğraşıyorsun? Şaka. Evet. Dedim Feyza, saat geç oldu. Yeter artık dedim, ben ne yapacağım? Şimdi bırakacağım dedi, yarın devam edeceğim dedi. Ya. İki gün, üç gün saçla uğraşır. Uğraşacak. O kapandı şimdi artık. İki gün onu, üç gün görünmez o. Evet ama benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir tutam yapmış. Şöyle evet. Bağlamış şuraya ama çok güzel olmuş. O ipler renkli ya. Evet evet. Aldı onları o. Gitti aldı. Annesiyle. Belki de o ipi diyordu. Feyza'yla evet. İp alacağız falan. Heh, onu diyordu işte o. Ben de dedim Feyza bir şey mi örecek? Hani soramadım da o anda. Bunu taktı kafaya, onu yapacak ama saçlarını mahvedecek. E tabii o şey ya, sökerken evet. Falan zor oluyor. Sökerken zor olacak, şimdiden bile kırıldı uçları. Kırılır tabii. Neyse, deniyor işte. Neyse, heves etti bakalım, yapsın da. Kökü onda. Öyle öyle. Konuşurken bitirdi işte bak. Yani. Bir yaprak kaldı. Onu da haşladıydım. Ben şunu yıkayayım o zaman, dur. Hadi yıkayıver kızım. Yıkayayım da kaldırayım. Senin de işin bitti zaten. Kahvemizi yapar içeriz. Aynen. Onu ziyan etmem. Onları şimdi biber, 2-3 tane biber. Bahçeden gelen biberlerden dolduruvereyim de. Evet canlarım benim, bahçedeki biberlerimizi de ziyan etmedik. İçimizi doldurduk. Hemen ocağımızın üstüne koyuyorum. Hemen kahvemi de yapıyorum. Ondan sonra kızımla sohbete başlıyoruz. Evet, yemeğimizi ocağımıza koyduk. Şimdi kahvemizi yapıyoruz. Biz kahvemizi içerken kızımla sohbet edeceğiz Ebru'yla. Onun için sizlere de veda edeceğiz. Kahvemiz bir olsun. Yüzümüzü de aldı. Buzsuz su hayatta. Sıcak, çok sıcak. Şu biraz kaynasın da ondan sonra altını kısayım. Ebru! Gel kızım, kahveler hazır. Kahvelerimiz hazır. Evet arkadaşlar, biz kızımla şimdi birazcık sohbet edeceğiz. Kahve sohbeti yapacağız. Ne yapıyoruz? Biz artık gidiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.